Şimdi çok muhteşem bir görüntüydü. Hazırsa afişi verelim. Yani ben anneme dün uzaktan gösterdim. Hangisi Bergen dedim. Annem Farah'ı gösterdi biliyor musun? O şaka. Kadar benzemiş. O kadar gözleri görmüyor. Dedim ki hayır vallahi billahi çok benzemiş. Aa, buyur. Aynı. Bergen aynısı değil ya. Bak, iyi ben böyle. Hangisi domur, Bergen? Hangisi Bergen? Yine bir Müslüm Gürses filmi gibi bu Bergen filmi de bana göre tarih yazacak yani. Zaten Bergen'in hayatı tabii yani tam hikaye aslında. Tabii, tam bir tam film bir dram, hikayesi yani. Tam bir hikaye. Ama ben inanın kızın adı neydi o oynayacaktı ya. Farah. Ha şey. Yok Serenay. Serenay. Serenay oynayacaktı ve Serenay'a da çok bu işin üstesinden geleceğini düşünüyordum. Ve olmayınca da tüf dedim yani. Serenay olmazsa olmaz bile diyordum yani. Fakat şu anda Farah ters köşe ama yapmış dramda, da. Dramda çok iyi zaten Farah. Çok, çok iyi bir oyuncu evet. O öyle bir geçer demek zamankide falan. Demek ki hakkını falan da verecek. Benzemiş mi sence de? Çok. Değil mi? Yine sağdaki mi? Işte. Ben sana bir şey diyeyim mi? Hangisi? Annem haklı mı? Aslında ikisi de Bergen'miş meğersem. Bir şey söyleyeyim. Sağdaki Farah değil mi? Yani Farah soldaki. Senin sana yakın olan. Yok. Ama kadın ne kadar güzelmiş. Yani o da bilemedi. Bergen de bana yakın olan. Ama Bergen'in güzelliği i̇şte nasıl? Bak Bergen'in... herkes karıştırıyor. Evet. O kadar güzel bir ama şey yaptı ki. Ama o kadar iyi ki. Çok güzel olmuş. Biliyorsunuz 4 Mart'ta vizyona girecek. Ben tabii Dilberay'a gidip kendimi kesecek kadar ağlamıştım. Şimdi burada ne olacak hiç bilmiyorum tabii ama bu başarılı işi tebrik ediyoruz yürekten. Aynen. Evet, İlker Kalil ile Sıla bir yerden çıkıyorlar. Vücut dillerini gördünüz mü? Nasıl İlker bu ilişkinin patronu ama? Evet, kesinlikle öyle. Çok severim önden giden adama. Kadını sürüklüyor böyle eliyle. Çok severim öyle. Ben de severim. Hep Victoria Beckham ve David Beckham çifti öyledir mesela. Aslında o sürüklediğini zanneder ama bu Victoria biliyorsun sürükler. Öyle mi? Ama görüntü olarak hep arkadan geliyor. Ama önemli değil öyle zannesin erkekler. Bak o vücut dillerinden... İlk defa Sıla'yı böyle biraz böyle geri planda hani böyle evet. ilişkisinin şeyinde güzel geldi bana çok. Ben İlker'i yani çok sevdiğim için ve çok beğendiğim için İlker şey bir adam ya bana doğru bir adam. Hafif sinirli bir adam gibi geliyor ama doğru bir ilişki bak, de doğru. Bunlar da mesela Ahmet Kural nasıl doğru bir ilişki buldu? Bunlar da doğru bir ilişki buldu. Öyle görünüyor şu an. Evet yani evet. En azından bayağı oldu. Oldum. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Ben günün sonunda neyi anladım biliyor musun? Doğru yanlış falan da yok. Yani herkes mutlu birbirinden olmak. Gidebildiği kadar gidiyor. Gidemediğinde ayrılıyor. Öyle diye düşünüyorum artık. Yani aslında şu yanlış adam, şu doğru adam, şu ya, hani bunun da şey yok. Herkes bir yaşanmışlığı yaşıyor. Birbirine ait zamanın birbirine bittiği zaman gidiyorsun gibi geliyor artık bana biliyor musun? Yani kimseyi de suçlama. Kapıdan çıkışına baksana ya İlker'in kapıdan çıkışı var böyle çıkıyor yani öyle. Seversen öyle. Bak bak bak. Bak, bak şimdi çıkışı bak. Kafayı Allah Allah. Kadın inanır gibi şöyle kadın inanır gibi. Allah. Ama işte tamam ya zaten çok Sıla'nın artık evet. Domez rolünü oynaması Sıla'ya gerekiyordu. Sıla'ya böyle biri gerekiyordu. Aynen. Öt. Yemin ediyorum aynen. Çok güzel yani, bir ilişki. Çok güzel bence oldu. Süper kadın inanır çünkü Ançoroy pavyondan çıkarken bir şey var ya hali. Önden yürüyordu hep sürükle. Şimdi pavyondan çıkan burada Sıla mı oldu? Hayır ama yani ben onu pavyondan sonra çıkın demiyorum. Mecaz anlamında kullanıyorum. Tabii ki yani. Kadın inanır ne işi varmış o zaman o kadar iyiymiş de orada. Aşık oluyor kadına. Kadın da pavyonda o da inat olsun diye çalışmaya geri dönüyor ta evdeyken. Sonra ayrılıyor. İlla da sanat mı diyor? Ona illa, hayır onu sinir etmek için dönüyor. O da ona sahneden indiriyor hayır, bu falan. Bu sana benziyor. Bu. Biz valla çok beğendik bu fotoğrafı. Evet, çok beğendim. Güzel. Çok güzel. İlişkileri de güzel gözüküyor. Güzel gidiyor maşallah. Sıla'nın da gaza alınmış gibi evet, iyi olmuş iyi, yani. Güzel. Denizin batısında da yoğun kar var. Sokağa çıkmayın. Şimdi şöyle. Tam arada, o logo bakın. O hemen. Renk. O renk logo. O renk şey. Amblem. Şok ama içindeyim. İsim direkt Şeyma. Sonra tam maç sırasında Acun Ilıcalı'nın fotoğrafı. Onu da gösterelim. Fotoğrafı görünüyor ve diyor ki televizyonumu, yayınımı çalıyorlar. Yani ciddi bir internet üzerinden bir siber saldırı yapılıyor. Vay be, bunu Şeyma'nın sevgilisine bak sen. Neydi Mo? Herhalde sevgilisi yaptıracak hali yok ki Mido. Eski kocasını. O mu yapıyor? Tabii. Ay yok canım, ne alakası? Bence bu tam anlamıyla
Acun'a gıcık olan bir kesimin yaptığı kesin bir şey yani. Bence de. Yani adam eski kocasının ismini oraya koyar mı? Yani. Ya yapar mı düşünsene? Yok, yok hiç öyle bir şey. Sen sevgilinin adını oraya koyar mısın? Aa, işte ya şey, Şeyma, ben daha büyüğüm. Şeyma hayır bence yok onunla alakalı değil. Şeyma Acun'u aşağı çeken bir şeydi ya. Yani olaylar, evet, hikayeler tamam. Ve Şeyma'nın evet, kendi varlığı evet. ile beraber. Şeyma yazınca Acun aşağı iniyor. Bence Acun'u aşağıya çekmek için yapılan bir şey. Hayır, bu. Buradaki şey ben senin kalene gol attım. Kalendeyim ve gol yiyorsun şu anda benden. Tabii ki ama işte böyle bir gol yiyorsun. Zaten hani o bir goldü ya bence Acun için çok kötü bir goldü yani Şeyma. Yani bence de onu sevmeyen birileri Şeyma yazarak ona daha da çok can sıkıcı bir... Mesela hiç onun sevgilisinden düşünmüyorsunuz öyle hiç mi? Asla. Yok hiç. Normal başka. Aklıma bile gelmedi. Hiç aklıma bile gelmedi Mido benim de ya. Yani ama burada kötü niyetli insanların siber saldırısına uğradı. Ama şu enteresan yani dijital platform. Yani bunun altyapısının bu kadar basit bir şekilde siber saldırıya maruz kalması çok çünkü o kadar önemli enteresan. Hackerlar var ki inanılmaz. Yani düşünsene önemli hackerlar var. Acun Ilıcalı'nın dijitalindeki maç yayınına sardı yani. Bomba şişi varmış o şeyinde yani ekranında. Hiç bomba şişi yokmuş. Ne olmuş? Ne geçti eline? Burada son bu konuyu ama ne geçti ki eline? Biz burada konuşsak ne olacak? Hadi diyelim ana habere taşınsın konu. Ama ne olay olacak? Bu işte zaten bu. Çok kötü. Evet. Çok geçmiş olsun. Burada daha sıkıntılı şeyler de olabilirdi. Yani düşünsene. Tabii bir süre sonra özel bir yazışma çıkar. Tabii aynen öyle. Çok kötü, çok saçma ya. Allah yani Allah. Böyle bir şey ya Şeyma yaptırabilir ya da dediğim gibi... Ya bir hacker Şeyma yazarak Şeyma çünkü aşağıya çeken bir şeydi Acun'u. Neyse ki bitti gitti de. Belki de o yaptı. Şimdi Reymen'in son haline ne diyorsunuz? Reymen'le bizim bir davamız var ama Reymen'in son halini bir konuşalım isterseniz. Senin sayende hapse giriyor galiba. Yani benim sayemde değil kendi hakaretleri ve tehditleri yüzünden 2 yıl 2 ay hapis istedi. Ben savcı... Bircan'a yalvarıyorum sakın hapis mapis olursa bak diyorum ne olur affet diyorum bu arada. Reymen de arkasından böyle dediğimi bilse ağlar herhalde. Evet affet dedin ama Reymen neler söyledi biliyorsun değil mi? Biliyorum da ne ama bileyim yani, hapis yani. Çok zayıflamış bu arada. Çok zayıfladı. Evet çok... neden inşallah zayıfladı? İnşallah enteresan şeyler içip yemiyordur. Yiyip içmiyordur öyle şeyler yani... değil mi? Tanımadım ben. Bu çocuk gibi kalmış. Halbuki çok yakışıklı, çok güzel yakışıklı bir çocuk. Evet. Yani bu halini ben de hiç çok şaşırdım. Sizin sulh yoluna buldum. Gitme şansınız yok mu? Yani hani mesela özür dilese. Bir tane davada vardı. Ya biz zaten uzlaşma istedi. Biz kabul etmedik. Çünkü... Para vermedi galiba güzel. Ben ciddi bir para istiyorum. Yani şöyle ciddi, güzel bir tatil. Sen paraya bakmazsın. Güzel bir tatil yapacağım. Böyle hiç Reymen'i düşünmeyeceğim bir tatil yapacağım bir para istiyorum. Bizi de götüreceksin. O da evet. Öyle para istiyor. O da vermedi. O zaman hapis yatacak. O zaman ya da hakaret ve tehdit olmayacak Reymen. Bir de diyorsun ki ben unuttum sen benimle yan yana gelmek için yapıyorsun bunu diyorsun da benim ödüm kopuyor bir yerde haber olacağız. Benim en büyük fobimdir o sen karıştırıyorsun başka insanlarla. Bir de Reymen'le haber olmak yani. Hiç, hayır Allah korusun yani evet. Peki şimdi Tarkan'a gidelim mi? Tarkan'ın çıktı evet, şarkısı. Ay ne olay oldu ama Tarkan'ın bundan haberi var mı? Tarkan'ın şarkısı 11 saatte 2,5 milyon tıklandı. Bazıları beklentiyle çok karşıladığını bazıları hiç karşılamadığını söylüyor bir dinleyelim mi? Hadi. Buyurun. Nasıl buldun şarkıyı? Geçecek. Güzel yani. Bugünlerde geçecek diyor. Politik olarak çok konuşuldu ama. Politik çok yorumlar yani, var. Buradan Tarkan'ın haberi var mı bir kere çok önemli. Çünkü zaten o kadar zor bir dönem geçirdi ki 2 sene. Covid kimse çalışmadı. Tarkan en önemli konserlerini yapmadı. Harbi Açık Havaları. Yani ben kusura bakmayın ona yoruyorum. Hiç politik olarak... Hiçbir zaman Tarkan o kadar politik olan bir kişi olmadı. Ay Demet Akalın'ın yorumu çok güzel. Biri üstümüze inci tanem atsın diyor. Yani inci tanem şarkısı nerelerde kaldı diyor. Biri diyor ki oh zil takıp ne ya? Öyle diyor ya orada. Yani, şimdi bu Tarkan'ın böyle hızlı şarkıları, ritmik şarkıları baştan hiç beğenilmez. Evet, her albümünde aynı şey. Evet. Kuzu kuzuyu çıkarttığında bile ya bu ne biçim şarkı dediler falan. Bir öncekisine mukayese ettiler falan. Her seferinde de bir 3 ay sonra o şarkı... hep bir patladı numara diyorsun. Oldu. Şimdi o yüzden ben de ilk dinlediğim zaman sevmiyorum onun şarkısını. Fakat sonra ya alışıyoruz ya seviyoruz bilmiyorum ne olduğunu. O yüzden de ben yorum yapmak için erken diye düşünüyorum. Hmm. Yani ben sadece Tarkan'ın saçlarına taktım. Yani taktın bilmiyorum. Saçlarını hiç sevmiyorum son zamanlarda yaptım. Uzatması lazım diye düşünüyorum. Veya kısa da yakışıyor. Ama burada alengirli bir şeyler çok böyle
şey olmuş. Nasıl burada söyleyeyim? Sanki bir kuaförle çalışmamış gibi bir şey zaten. Yani, sen kendi yapmış gibi yani. Bunu beğenmedim şu yani. Yani bu çok İsmail çok YK. Almanya'da kaldı ya bu arada. Hani çok İsmail YK. Yani sen Tarkan'sın. Yani bir tek onu sevmedim. Onun dışında da erken buluyorum. Politik olduğunu falan asla düşünmüyorum. Ben de asla yani hiç düşünmüyorum. Hiç oralarda bir çocuk değil, umurunda da değil öyle şeyler. Aynen. Bence. Evet, ülkesini çok seven, ülkesini seven doğayı, bir çocuk. Onu çocukları, yani. Küçük gelinleri, böyle şeylere sosyal mesajlar veren bir adam. Ki yani olması gerektiği zaten bu. Gerekliliği büyük bir starın. Yok, ama ben Sezen Aksu falan şarkısı zannettim. Kendi yazmış. Politik olduğunu ben de düşünmüyorum. Ben de politik olduğunu yok asla canım, düşünmüyorum. Yok, alakası yok. Yapmayın ne olur, çekmeyin insanları böyle. Bir durmadın içerisinde. Ölmedin ki aman. Hadi yeter artık, fena bunaldık. Düş babam artık yakamızdan. Var bir hayır şerde dedik. Oturduk bir dolu ders de çıkarttık ama yeter artık, anladık tamam. Düş babam artık yakamızdan sözleri siyasi bulundu. Öyle sözler var şarkının içinde. Evet. Niye var ama yorumlamak istediğinde istediğin gibi yorumlarsın. Halbuki evet, senin kendi iç dünyanda aslında kime mesaj veriyorsun ya da ne veriyorsun? Yani ne bileyim, bambaşkadır aşk, ya. Aşk yani ne bileyim, düş yakamızda. Yani demek ama, ki yılışık bir aşk bu. Hani bitsin gitsin. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bunu da söyleyeyim size. Dünyada yine şarkıcılar liderler için de şarkı yapabiliyorlar. Komedyenler de liderlerle alakalı espri de yapabiliyor. Benim mesela babam Uyuttun Bizi Süleyman diye şarkı ama Süleyman Demirel de alkışlamıştı onu. Tabii yani, ya liderler bu, tabii ki. Yani hoşgörülü olmak yani durumunda yani. Yani. Bu dünya ne sana ne bana kalmaz, Sultan Süleyman'a kalmadı yani diye. O zaman işte Sultan Süleyman'a da... Ama Sultan Süleyman yoktu o zamanlar. Bu şarkı çıktı. Şarkı çıktı, Sultan Süleyman cevap hakkı doğdu biliyorsun. Tabii. Peki bir dinleyelim bakalım, gerçekten siyasi mi bu şarkı? Buyurun. Bilir miyim? Evet. Çok beğendim. Evet. Çok beğendim. Şu anda anlayarak seyrettim. Klibin baştan sonuna kadar seyretmemiştim. Ara ara seyrettim sosyal medyadan. Şimdi sonuna kadar seyrettim. Burada ümit dağıtan bir hacker var. Bir hacker var, evet. Bir de bu arada zaten YouTube'da daha önce paylaşmış neden yazdığını. Bazı arkadaş şimdi basıp linke bir saniye söyleyelim, lazım. Söyleyelim. Yani daha önceden bakın, daha önceden YouTube'da neden bunu yazdığını söylemiş. Bu arada müzik de Cem Adrian'a ait galiba. Öyle yazıyor. Yok şeyin. Ama farkında. Sözleri sözlerini neden yazdığını söyleyeyim mi? Bir açıkla. Ufak bir anekdot olarak gelmiş buraya. Bu şarkıyı pandemide doğa olaylarında evde kaldığımda hayvanlara ve birçok felakete dikkat olsun diye, dikkat evet, çekmek için bugünlerde yazdığını. Bugünlerde geçecek diyor. Bunu hiçbir politik paylaşım yapılmadan, yani dün ve bugün yapıldı ya politikayla evet, ilgilenenler falan. Evet, siyasi bir içerik onlardan dediler. Daha önce bunun açıklamasını zaten aslında YouTube'da yapmış. Yani burada şöyle bir şey, aslında hacker giriyor hepimizin sistemine, herkese işte görüyor, herkesin mutsuz olduğunu, işte evdeyiz, bilgisayarın başındayız, herkes fenalık geçiriyor, herkes mutsuz. Yakında, herkes birbirini sarıyor. Yakında bu sürecin biteceğini söylüyor. Geçecek ama hep demedik derken mi? Bu illet bitsin, evet, artık şu pandemi evet, bitsin, artık düşsün yakamızdan. Hala da bitmedi ya, kim aslında. Neyi hala düşünmedi? Da bitmedi. Hayır, geçecek diye bir şey. O kendince bunu pandemiye söylüyor. Sen ne istiyorsan içinden o geçecek de. Mesela zaten adamı kullanıyorlar. Yani, onun için diyorum ya, Tarkan'ın bundan haberi şarkı, var mı diye. Şarkı şu üçüncü ve dördüncü kerede nasıl damarımıza yapıştı? Evet, yok ben beğendim şarkıyı. Böyle bir yani oryantal şey ritimler de var ya arkada. Dın 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 dın. Tabii o zaten Tarkan'ın çok zekice her albümünde kullandığı slogan şarkısının odur, o ritimdedir. Ritim. Geçecek de artık biliyorsunuz ki kelimeleri biz değiştiriyoruz. Geçecek demiyoruz da geçecek diyoruz. Aynen geçecek tabii diyoruz, biraz daha Amerikan vari. Yutuyoruz yani, harfleri sesleri bazen değil mi? Ama hani, dünya da böyle. Yani evet, dünyada da bu şekilde hiçbir zaman doğru gramer kullanılmıyor. Yani en azından umut bir veren şey bir şey var. Yani adam... buradaki tipi de meğerse... Aa bak anladın mı? Orada şey var mesela... hani evde çalışan call center'lar vardı ya artık bir süre sonra eve... Bak orada adamın altında şort var, üstünde aslında şey... Aslında belki de Tarkan'ın böyle görüntüsü de ondan. Yani saç, sakal, ha, işte biraz girdi. Dağınık... Pandemiye biraz bence evet, şey yaptı. Hayır, hackerlar daha böyle gizemli falan böyle... çünkü ama bir de saç sakallar hani, olur ya onlar da böyle yani dağınıkta da bir de da zaten olur. Burada fark ettiyseniz maskeli insanları gösteriyorlar. Evdeki hapisleri gösteriyor. Bilgisayarın başında sıkılmaları gösteriyor. Yani çocuk aslında bunu pandemi için yazmış. Güzel, çok daha belli da anlamlı oldu. Tarkan'ı yedirtmeyiz. Siz yani kalbinizden neye geçecek olduğunu düşünüyorsanız ona yorabilirsiniz. Mesela aşk acısı vardı, geçecek.
gerek buna. Nereden başıma musallat oldu? Geçim sıkıntısı vardır, aşk acısı vardır, şey hastalık vardır. Dolar yükselmiştir. Dolar yükselmiştir. Ama benim söyleyeceğim bir şey var. Gerçekten şu illet, şu pandemi bitsin, gitsin artık inşallah gerçekten diyoruz. Evet. Şimdi o skandal konuya geçiyoruz. Ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Bize yazıyorsunuz. Arada cızırtılar var benim. Çok yoğun bir yağmur var. Dolayısıyla bazen yayınımızda sıkıntı olabilir. Kanalınızı değiştirmeyin. Ama kanalı değiştirmeyin. Çünkü geçecek bu yağmurlarda geçecek diye. Şimdi